Bu kader miydi, tesadüf mü? Bu adreste yazan sokaktı. Kerem, hadi bin sene. Kardeşim, bence sen inmelisin ve şuraya bakmalısın. İsmet, arabadan inerek işaret ettiğim yöne doğru bakmaya başladı. Sokak adını fark ettiğinde cebinden kağıdı çıkararak yeniden kontrol etti ve bana baktığında yüzünden akan şaşkınlığı görmek zor değildi. O an arkamı dönerek amcaya baktım sormak için ama amca ortada yoktu. İsmet'le beraber çevreye bakınmaya ve kağıtta yazan numarayı aramaya başladık. Aradığımız ev olduğumuz yerden birkaç ev uzaklıktaydı. İsmet arabaya binerek geri geri hocanın kapısına doğru yanaştı ve beraber evin dış kapısına kadar geldik. İkimizde de korku vardı. Bu yaşadıklarımız normal değildi. Kim çalacak diye birbirimize bakıyorduk. Daha fazla zaman kaybetmeden elimi kaldırdım ve bildiğiniz zangır zangır titriyordu. Kapıya üç kere tıkladım ve çok geçmeden otuzlu yaşlarda olan sakallı ve şalvarlı bir adam açtı kapıyı. Hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş bulduk hocam. Biz biliyorum. Sizi kör hafız gönderdi. Haberim var. Siz gelmeden haberiniz gelmişti bana. Buyurun geçin içeri, soluklanın hele. Çay yapmıştı bizim hanım. İçerken konuşuruz. İçeriye geçtiğimizde o döneme göre gayet güzel döşenmiş bir evdi bu. Hoca oturmamız için yer gösterdiğinde yanımızdan ayrılarak içeriye geçti ve elinde tepsiyle geri geldi. Hocam siz zahmet etmeyin ben yapayım. Olur mu öyle şey? Siz bana emanet geldiniz hem de misafirimsiniz. Size iş yaptırmak bizim örfümüzde olan bir şey değil. Hocanın ikram ettiği çayları içmeye başladığımızda bir yandan da kısa kısa muhabbetleri diyorduk. Acaba konuyu o mu girecek, yoksa biz mi girmeliyiz diye düşünürken yaşananları duydum. Hocanın hayatını kurtarmışsın. Allah senden razı olsun. Cümlemizden razı olsun ama benim yüzümden ölecekti. Derdim nedir, ne değildir bilmiyorum ama insanlar benim yüzümden zarar görsünler de istemiyorum. Eğer siz de sıkıntı yaşayacaksanız hiç başlamadan. Biz kalkalım. Allah ne derse o olur. Senin yüzünden sıkıntı yaşamak varsa kaderimde ben ona razıyım ama benimle kurtuluşa ereceksen de yardım etmemek, sıkıntılarını göze almamak olmaz. Az çok olanlardan haberim var ama bir de senden duymak isterim. Neler oldu, neler yaşandı eksiksiz anlat ki ben de ona göre bir şeyler düşüneyim. Olur hocam diyerek en başından beri yaşananları anlatmaya başladım. Ara sıra İsmet de söze dahil olarak kurşun olaylarını anlattı. Uzun bir anlatışın ardından da hoca sakallarını sıvazladı ve bu durduk yere olamaz. Elbet bunun bir nedeni olmalı ama ne? O gelen varlık hocayla konuşmadı ve direkt zarar vermeye çalıştıysa konu mühim olmalı. Bunun için benim önden bir şeyler araştırmam gerek dedi ve yüzünü bizden olan taraftan çevirerek birkaç Arapça kelime söyledi ve ardından yeniden bize dönerek biten çaylarımızı tazeledi. Peki, bir köpekten bahsettiniz ya. Ona ne oldu? Şu an nerede? En son İsmetlerin evinin orada bıraktık. Sonrasında da görmedik. Biraz daha detaylı bahseder misin kardeşim? Öyle alelade bir köpek miydi bu? Alelade bir köpek sayılmazdı hocam. Bakımlı, temiz, iri yarı Hatta İsmet'in deyimiyle ayı yavrusu gibi bir hayvandı. Hoca sakallarını yeniden sıvazladı ve kafasını öte yana dönerek gene konuştu ama bu defa öncekine nazaran daha uzun süren bir konuşmaydı. Ardından bize döndü ve yeniden havadan sudan muhabbetler etmeye başladık. Sohbeti insanı çok sarıyordu. Ne kadar öyle konuştuk bilemem ama bir anda kafasını çevirdi ve konuşmaya başladı yine. Konuşması bittiğinde yerinden doğruldu ve gelin kardeşlerim diyerek kapıya yöneldi. Biz de onun peşinden çıktık. Evin içerisinde olan başka bir odaya geçti, biz de peşinden girdik içeriye. İçerisi zifiri karanlıktı. Çakmağıyla kendine ışık yaptı ve biraz ileride olan bir mumu alarak yaktı. Ardından diğer mumları da teker teker yaktı. O mumlar yandıkça içerisi aydınlanıyor, bizse korkuya kapılıyorduk. İçeride bir sürü eski el yazması, yine yazılı kapkacaklar ve derilere işlenmiş garip figürler vardı. Kapıyı yeniden açtı ve bizim tam karşımızda olan odanın eşiğine gitti. Köşede bulunan bir ipi eşik boyunca serdi. Ardından dış kapının eşiğinde olanı kaldırdı. Sonra önceden oturduğumuz odaya geçip aynını yaparak onu da kapadı ve son olarak bizim odaya gelip duvarda asılı olan bir ipi aldı. Üzerine bir su döktü ve son olarak bizim odaya gelip duvarda asılı olan bir ipi aldı. Üzerine bir su döktü ve uzun uzun okudu. Sonra kapının eşiğine serdi. Bu bizim korunmamız için. O kabileyi bulunduğumuz odanın içerisine almak, hele ki dertlerini bilmeden almak bizim için çok riskli olur. Diğer odaları ve bu odayı mühürledim. Dış kapının ise mührünü açtım ki gelebilsinler. Onlar görünmeye çalışarak sizi korkutabilirler. Ne olursa olsun odadan çıkmamanız gerek. Eğer görürseniz de sakın korkmayın. Bu odaya ne olursa olsun giremezler. İsmet de ben de. Üç buçuk atmaya başlamıştık. Buna eminim çünkü İsmet biraz daha kolumu sıkarsa tırnaklarını geçirmeyi başaracaktı. Ellerimle İsmet'in eline güvendeyiz manasında iki kere hafifçe dokundum. Anlamış olacak ki kolumu gevşetmeye başlamıştı. Odada küçük bir ocak vardı. Hoca o ocağa da ateş verdi ve başlıyoruz. Sakın korkmayın dedi. Ardından çok farklı bir dilde, normal konuşma tarzından farklı olarak gırtlaktan ve derinden konuşmaya başladı. Birkaç dakika bu şekilde okudu ve ateşe bir toz attı. Ateşin rengi kırmızıdan önce yeşile, ardından maviye, en sonda beyaza döndü ama öyle bir parladı ki ateş anlatamam. Hız kesmeden okumaya devam ediyordu. Çok geçmeden de İsmet'in kolumu sıkmasıyla duvarda olan gölgeleri görmeye başladım. Ardından ateşin içinde de bir araya geldiler. Hoca, korkmayın. Bunlar benim yardımcılarım olan Müslümanlar. Birazdan arkanızda çarşaf içerisinde vücut bulacaklar. Ben neysem onlar da öyle. Müslüman ve sizin dostlarınız. İsmet'le birbirimize baktık şaşkınca ama elden bir şey gelmezdi. Yeniden hocaya döndük ve olur anlamında başımızı salladık. Bizden onayı alan hoca yeniden okumaya başladı ve arkamızda olan küçük rüzgarla geldiklerini anladık. O an tedirgin olarak, ''Hocam, bana çok yakınlar, nefeslerini ensemde hissediyorum. Biraz daha devam ederse bayılacağım.'' Hoca gülümseyerek eliyle işaret etti ve o an nefes alıp vermeleri kesildi. Sizden zaten gerideydiler ama o gözcüm olan dostumdu. Öfkeyle soluduğu için nefesi sana kadar geliyordu. Neden öfkeli hocam? Biz daha ilk kez görüyoruz. Bir şey yapmadık ki onlara. Hoca yeniden güldü ve "Size değil kardeşim. Sizi bu hale getiren düşmanlara öfkeli." "Neden peki hocam?" "İlk konuştuğumda ona senin durumunu araştırması emrini vermiştim. Çok fazla bir bilgiye ulaşamadı. Eksik ya da gizlenen şeyler var. Öğrendiğimiz şey senin onlara kurban edildiğin ve doğum gününde onların olacağın. Sana ne yaparlar bilemiyorum ama ölmek için yalvartırlar buna eminim. Hocam siz neler söylüyorsunuz? Doğum günüm üç gün sonra. Biliyorum. Maalesef. O yüzden elimizi hızlı tutmamız gerek. Hoca bir kağıda bazı şekiller çizdi ve yine okumaya başladı. Kağıda çizim işi bittiğinde yanında olan ateşin içerisine attı. Ateşin rengi yeniden kızıla döndü. Ardından bunu yeniden tekrarladı. Ve ateşin rengi koyulaşana kadar da devam etti. Son kağıdı attığında ateşin rengi öyle bir hal aldı ki anlatamam. Üstelik de zaman yavaşlamış gibiydi. Hocanın sözlerini ağır ağır işitiyor, ateşin ise dalgalanmalarını en ince detayına kadar görüyordum. Hoca bize dönerek baktı ve yüksek sesle okumaya başladı. Çok geçmeden kafasını kapıya doğru çevirdi ve son cümlelerini tekrar ettiğinde o arkamda bekleyen varlık kapıya doğru hızla yöneldi. Ve bilmediğim bir dille bağırmaya başladı. Bu öfkeli bir bağırmaydı. Anlamak güç değildi. Hoca onun konuşmalarının bitmesini bekledi ve ne istersin bu Adem'den diyerek sordu. Hocanın dostum dediği kapıdan çekildi o an. İsmet'le bir anda sırtımızı duvara dayadık korkudan. Gelen yaratık öyle çirkindi ki anlatamam. Dev gibi yanan gözleri, koyu yeşil ve kıllı bir derisi vardı. Şekilsiz bir kafası, fili andıran kulakları. Bir şey nasıl bu kadar çirkin olabilirdi? Üstelik aşırı iri yarı bir yaratıktı. Hoca sorusunu ikinci kere yeniledi. O an arka taraftan bir söz işittik. Mühür kırıldı, kapı açıldı, bağ kuruldu dedi ve kapının önüne geldi. Bu benim gördüğüm adamdı. Yaratığın yanına geldiğinde sorunun yanıtını aldın. Dua et önlem almışsın. Dalgın anında olsaydın o kanını şu tasların birinden içerdim bilesin. Allah izin vermedikçe kılıma dahi dokunamazsınız. Allah yolunda ölmek şereftir bizlere. Hangi Allah? Çağır da gelsin. Şu evi dağıtmamızı engellesin öyleyse. O an ara boşlukta olan odada ne varsa dökülmeye başladı. Hocanın cinlerinden biri dayanamayarak içeride olan cinlerden birine saldırdı. Ama o an onu parçalarına ayırdılar. Hoca'nın diğer cinleri de içeriden atılmaya çalıştıklarında hoca hayır diye bağırdı ve cinlere dönerek Allah ya kahhar ismiyle sizleri kahretsin. Allah'ın izniyle sizlerle olan işin bittiğinde bir daha değil insanlara yanaşmak aklınızdan insan kelimesini dahi geçiremeyecek hale geleceksiniz. O anda dışarıdan koşan hayvan sesleri gelmeye başladı. Yaratıklardan biri kahkahayla ile gülmeye başlayarak şu dışarıdaki aciz köpeğe mi güvenirsiniz diye söylendiğinde o iri yarı ve çirkin dediğim yaratığa bir anda bir hayvan saldırdı ve kolundan yakaladığı gibi duvara çarptı. Ardından diğer yaratığa dönerek bacağını ısırdı ve tek hamlede duvara fırlattı. O anda ikisi de neye uğradıklarını şaşırdı ve mühür kırıldı. O bizim diyerek oradan kaçtılar. Bu benim suratımı yalayan köpekti. Ona dur desem de Onların peşinden koşarak yanımızdan uzaklaştı. Hoca ateşe dönerek üzerine bir şeyler okudu, rengi normale döndüğünde bir kova kapatarak söndürdü. Odadaki arkadaşım dedikleri deli gibi odada dönmeye başladılar. Hocaya dönerek, hocam bu da neyin nesiydi, ne oldu burada? Bu söyledikleri de neydi? Ben bunları söylerken İsmet'e döndüğünde garibim afallamış, neye uğradığını şaşırmıştı. Benim yüzünden başına da dert almıştı üstelik. Hoca, çok geçmeden emin ol. Ben de bir şey anlamadım. Bahsettiğin hayvan buydu değil mi? Evet hocam oydu. O bir köpek değil. Başta şüphelenmiştim ama artık emin oldum. Ama neden? Bu kabile ailelerinize zarar vermeye çalışabilir. Ailelerinizi bir an evvel korumaya almamız ve bu köpeği bulmamız gerek. Hoca, çantasından bir sürü sarı renkte kağıt, bir divit kalem, ve bir de kırmızı bir mürekkep çıkardı. Mürekkebin kapağını açtığında odaya gül kokusu yayılmaya başladı ve bize ailelerimizde olan bireylerle alakalı sorular sorarak o mürekkeple kağıda yazılar yazdı. Ardından naylona sardı ve bir deriden parçalar keserek içerisine koyup okuyarak dikti. Yazma işlemleri bittiğinde odanın girişine serdiği ipi açtı. Odadan dış kapıya giderek kaldırdığı ipi geri serdi. Tekrar yanımıza dönerek, ailelerimizin yanına giderek bu emanetleri yanlarına bırakmamız ve evlerinizi korumaya almamız gerek. Bunu yaparsak kimseye zarar gelmemiş ve aklımızda onlarda kalmamış olur. Bu esnada da kurtuluş yolları arayacağız. İsmet halen titreyerek, peki hocam, bu söz tutuldu, mühür kırıldı, kapı açıldı, bağ kuruldu. Bu söz de neyin nesi böyle? Neyin bağıymış bu? Emin ol kardeşim benim de en ufak bir fikrim yok ama eninde sonunda öğreneceğiz. Sadece aklıma gelen bazı tahminler var o kadar. Detayları öğrenmeden doğrusunu bilmem mümkün değil. Söz tutuldu demesi Kerem kardeşimizle alakalı verilen bir söz olmalı. Mührün kırılması bir korumanın olduğu. Kapının açılması Kerem'in onları görmesi anlamına geliyor ama bağ kuruldu dediği neyin bağı? Onu bir türlü anlamlandıramadım. Biz yoldayken ben bunları düşüneceğim. Hoca işlerini tamamladığında hep beraber evden ayrılmak için dışarıya çıktık. Hoca ise bizim bir türlü göremediğimiz ailesiyle vedalaştı ve yanımıza geldi. Ardından araca binerek mezradan ayrıldık. Hoca'nın gördüğümüz yardımcıları da gözden kaybolmuştu. Şimdi ne olacaktı? Benim yüzümden ailem zarar mı görecekti? Of of ne olur ya Rabbim. Bana bir çıkar yol göster. Bu düşünceler ve dualar eşliğinde İsmetlerin ailesinin yanına vardık. İsmet, hocam aileme anlatırsak telaşa kapılırlar. Bunu farklı şekilde halletmemiz mümkün değil mi? Ben de yanlarında yokum, babamsa sizlere ömür. Allah mekanını cennet eylesin kardeşim. Amin. Amin. Tamam. Ben dostlarımın yardımıyla halledeceğim o halde dedi ve binanın önünde arabadan indi. Ardından İsmet'in ailesi için hazırladığı muskaları eline aldı. Muskalar bir anda gözden kayboldular. Daha sonra yanımıza gelerek çantasını açtı ve içerisinden bir kutu çıkardı. Bir şeyler okuyarak binanın girişine geldi ve eşiğin ön tarafına o elinde olan kavanozdaki şeyden sürdü. Çok geçmeden yanımıza dönerek annenin ve kardeşinin yastıklarına gizlettim. Dışarıya çıkarlarsa da bıraktığım görevli ya çantalarına ya da ceplerine fark ettirmeden bırakacak. Binanın girişinde mühürledim. Kafir olan hiçbir varlık o mührü geçemez. Şimdi Kerem'lere gitmemiz gerek dedi. İsmet hocaya dönerek Allah razı olsun hocam dedikten sonra aracı hareket ettirmeye başladı. Çok geçmeden Nide yoluna çıkmıştık. Saat epeyce ilerlemişti. Saat sekiz gibi Nide ailemin yanına varmıştık. Hoca oradayken sakin olun ben gerekenleri konuşacağım dedi ve aracı istop ederek inip evin kapısına verdik. Kapıyı çaldığımda çok geçmeden annem açtı kapıyı. Karşısında bizi görünce de bayağı afallamış halde oğlum hayırdır kötü bir şey yok inşallah haber vermeden geldiniz dedi. Babam uyandı mı anne? Evet tamam içeri geçelim anlatacağım dedim ve o anda annem geri çekilerek kapıyı açtı ve bizi içeriye buyur etti. Sabah kahvaltısını hazırlamış, babamsa sofraya oturmuş kahvaltı yapıyordu. Bizi gördüğünde bayağı bir şaşırmıştı. Ben ve İsmet ikisinin de ellerini öptük ve hocayı tanıştırdık. Babam sofraya buyur etti. Annem çaylarımızı doldurarak babamın yanına oturdu. Ben lafa girecekken evvela kahvaltınızı edin, yoldan geldiniz. Kahvaltı bitince konuşuruz dedi. Küçük kardeşim de mutfağa geldi o sırada. Beni gördüğüne bayağı sevinmişti. Sarılarak hasret giderdik ve kahvaltımızı yaptık. Bitince babama konunun önemli olduğunu, kardeşimi üst katta olan arkadaşının yanına ya da dışarıya göndermesini söyledim. Çok şaşırmış olsa da konunun ciddiliğini anlamış olacak ki kardeşime biraz harçlık verdi ve dışarıya gitmesini, arkadaşlarıyla dondurma yemesini, dönerken de ekmek alarak gelmesini söyledi. Kardeşim de İtiraz etmeden evden ayrıldı. O dönemler dondurma demek her şey demekti. Kardeşim gittikten sonra ne oldu oğlum? Böyle apar topar geldiniz. Onu hocam anlatacak dediğimde hoca durumu bizimkileri alıştıra alıştıra anlattı ve cebinden üç tane muska çıkardı. İsim sırasına göre verdi. Nasıl takılması gerektiğini anlattı. Babamla annem siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Geçen haftalara dek bir şeyi yoktu. Şimdi nereden çıktı bu iş? O zamanlar zaten sulu göz olan annem oğluma bunu yapanların Allah belasını versin diye başladı ve bildiği bütün bedduaları etti. Beddua etmeyin lütfen. Daha ne olduğu net olarak belli değil. Bunu söyleyerek annemi susturmuştu. En ince detayına kadar olayları anlattı hoca. Ailemden çıt çıkmıyordu. Ailenizde böyle işlerle uğraşanlar var mıydı? Hiç duydunuz mu? bize az da olsa ışık tutacak şeyler lazım dediğinde ikisi de bilmiyoruz. Bilse bilse anne babalarımız bilir diye telefona sarıldılar. Önce annem aradı. Annesini ve yaşı ileri olan akrabalarını teker teker aradı. Hepsine üzeri kapalı olarak sordu. Onun tarafından bir bilgi çıkmadı. Ardından babam aynı şekilde aradı. Onun konuşmaları annemden daha uzun sürdü. Konuşması sonlandığında Ailesinde böyle birisinin olduğunu ama bayağı eski zamanlarda olduğunu söyledi. Hoca direkt kaç kuşak diye sordu. Babamsa dedesinin babası olduğunu ama ne derece bu işle uğraştığını net bilmediğini, ancak bu kadar bilgiye ulaşabildiğini söyledi. Hoca bir süre düşündü ve iyi de, bu beş kuşak eder ve en az iki yüz seneye tekabül. Bu işte başka bir şeyler olmalı ama ne? Hoca, babama bilgi toplamak için diğer akrabalarının yanına uğramamız gerektiğini, onun da bizimle gelmesinin doğru olacağını söyledi. Babamsa ikiletmeden cevşeni öperek alnına götürdü, ardından boynuna taktı. Doğum günüme sadece iki gün kalmıştı ve bir an evvel bu işi halletmeliydik. Hoca, anneme sıkı sıkı tembihlerde bulundu. Ardından İsmetlerin evine yaptığı şeyi bizim eve de yaptı ve evden ayrıldık. Babamın tarifleriyle akrabaların yanına gitmek için yola çıktık. Yolda babam hocaya dönerek bu mahluklardan kurtulmanın başka bir yolu yok mudur hocam diyerek sordu. O an hepimiz hocaya döndük ve ondan gelecek olan yanıtı beklemeye başladık. Var elbet, var. Ama bu kabile çok kindar. Bir o kadar da gaddar. Onları yakarak öldürebilirim ama çok güçlüler. Aileleri ya da kabilelerinden kurtulamayız. İşin aslını öğrenirsek eğer bu işten kurtulmanın daha kolay bir yolunu buluruz ya da hiç olmadığı kabilelerine karşı elimizde bir delil olmuş olur. Babamın tarifleriyle aradığı bütün akrabaları dolandık. Hoca hepsine farklı farklı şeyler sorarak detay öğrenmeye çalışıyordu ama değişen bir şey yoktu. Babam ne dediyse aynını anlatmışlardı. En son dedemlerin evine vardık. Dedem de aynı şeyleri anlattı. Onun da yanından ayrılma vakti gelmişti. Tam kapıya vardığımızda dedem babama İhsan diye seslendi. Babam döndüğünde Recep emmi vardı. Hatırladın mı onu? Evet baba, hatırlıyorum. Dedem sağken sürekli gelir giderdi bize. Hah, işte onu bulun. Şu an doksanlarına merdiven dayamış olmalı. Biliyorsa o bilir. Dedenin en iyi arkadaşıydı. İyi de baba, bu yaşta hatırlamıyordur bence. Olsun oğul. Gitmekle bir şey kaybetmezsiniz. Ama eğer hatırlıyorsa çok işinize yarar emin olun. Haklısın baba dedi babam ve elini öperek oradan ayrıldık. Arabaya bindik. İsmet aracı çalıştırdığında babama şimdi ne yapıyoruz diye sordu. Babam ise Recep emminin yanına gitmekten başka çare yok. Belki bir faydası dokunur diyerek yolu tarif etmeye başladı. Recep emmiyi ilk kez duymuştum. Nide'de bir dağ köyünde yaşıyordu. Yol bayağı bozuk ve yokuşluydu. Ağır ağır ilerleyerek birkaç saat sonra anca varabilmiştik evine. Vardığımızda kapıyı babam çaldı ve Recep emminin oğlu açtı kapıyı. Bizi gördüğüne şaşırmıştı bayağı ama içeriye de davet etti. Eve girdiğimizde Recep emmi yatalak olmuştu. Hepimiz sırayla elinden öptük ve hoca lafa girdi. Durumun üzerinden kısa bir özet geçti. Recep emminin oğlu... Babam hep derdi de ben inanmazdım. Demek ki doğruymuş dedi. Ne doğruymuş Emmi? Söyle de biz de bilelim. Hoca bunu söylediğinde Recep Emmi zorla da olsa konuşmaya çabalıyordu. Yıllarca dedenize verdiğim sözü tutmaya çalıştım ama bu vebal altında ölmekte istemiyorum.